Ben bir girişimciyim, iki kız babasıyım, bilgisayar mühendisiyim ve bugüne kadarki hayatım böyle enteresan bir kariyerle başladı. Üniversitede part-time öğrenci olarak, part-time çalışan olarak başladığım o zamanki adı FIT, sonra Foriba olan şirketle devam etti. Eee Foriba benim hayatımın çok önemli bir kısmı. Çünkü 2000 aslında 6'da başlayan kariyerim 2019'da exit'le sonlandı part time bir çalışanken şirkette takım yönetmeye, sonra şirketi yönetmeye, yatırım almaya, şirket satın almaya ve en sonunda şirketi satmaya kadar uzayan bir yolculuk oldu. Ee, çok öğrendiğim, çok böyle beni ben yapan bir süreçti Foriba süreci. Ee, bugün itibariyle de Figopa'nın kurucu ortağı ve genel müdürüyüm. Bunun yanında Endeavor Türkiye'de yönetim kurulu üyesiyim. İkinci kez Endeavor girişimcisiyim. Önce Foriba ile bugün Figo parayla. Ee, Endeavor Katalist'ten yatırım almış hala Endeavor Catalyst bu arada Figo para'nın orta. Hem de üzerine Endeavor Catalyst'in iki fonunda da yatırımcıyım. E, yatırımcılık e, benim hayatımın girişimciliğin yanında böyle hem geri verme kültürüme hem bana çok besleyen, destekleyen bir süreç. E, aktif olarak bir sürü fon üzerinde yatırımcıyım. Herhalde 100'e yakın girişime direkt yatırım yaptım son 3 sene içerisinde. Türkiye'de ve yurt dışında herhalde yarısı yurt dışı, yarısı Türkiye'dir. 2015 yılında Türkiye'de regülasyonların bizim büyümemize çok desteklemediği bir dönem geçiriyorduk. Ve elimizde o zaman 10 bin civarında yanılmıyorsam müşterimiz vardı. Bunların bir kısmı bin civarı büyük ölçekli şirket. Geri kalanları Kobi'ydi. Ve oturup ekiple beraber aslında ya yani ne yapmalıyız ki biz müşterilerimize daha fazla katma değer sağlayalım. Ve aklımızda hep bir finansal hizmet vardı. Çünkü o güne kadar ki iş modelimiz tamamen işte enterprise software işi yapıyorduk. Müşterilerimize yazılım ya buluttan ya da on-premise bunları veriyorduk. Farklı bir şey olmalı motivasyonuyla hep finansal teknolojilere odaklandık ve iki temel müşteri de çok önemli problemler bulduk. Kobilerin en büyük problemi çok uzun vadeler, paralarını tahsil edememe sorunları. Büyük müşterilerimizde de ya ben yeri geldiğinde tedarikçime bir ay geç ödemek istiyorum ama bunu yaparsam tedarikçimi öldürme riskim var. E, nakit akışı problemi yaşıyorlardı. Dedik ki o zaman biz bu problemi çözebiliriz ve Figo para fikri aslında orada hayata geçmeye başladı. 2016'nın sonunda kurduk. Bir iştirak olarak, Foriba'nın bir iştiraki olarak. Sonra 2019'da Foriba'yı satarken Figo Parayı karvat ettik, dışarıya çıktık. Ben 6 aylık Solos'ta çalıştıktan sonra da tamam dedim ben tekrar girişimci olmalıyım, kendi işimi yapmalıyım. Ve 2020'nin başından beri Figo Parayla böyle odaklanmış bir şekilde çalışmaya devam ediyorum. bilmiyorum ama yani buradan bakınca sanki yine aynı Koray olurmuşum gibi geliyor bana. Gerçekten FIT'ye girmeseydim bu kadar şey yaşayabilir miydim? Yaşayamazdım ama farklı bir renkte, farklı bir tonda Koray yine burada olur diye düşünüyorum. Sanırım daha kontrolü, risk almayı Figo'da daha rahat yapabildik. Figo'ya ilk geçerken Foriba o zaman 220 kişiydi ve çok hızlı büyüdüğümüz bir dönemde hatırlıyorsun. Böyle 100'den 220'ye bir sene içerisinde çıkmıştık. Çok korkuyordum o kadar kalabalık bir ekibi tekrar yönetmek o. Onu tekrar yapabilme heyecanım gerçekten beni ilk, ilk günlerde çok korkutuyordu. Ee, neyi doğru yaptık? Bence yurt dışı işini Foriba'dekadar kadar geç kalmadık. Şu an hem İtalya'da hem Dubai'de bir ofis açıyoruz. O yüzden yurt dışı fikrimizi çok daha rahat harekete geçirdik. Büyümek için Foriba'da çok daha kontrollü gidiyorduk, hep EBITDA pozitiftik. İlk kez böyle EBITDA'nın altında şirket yönetme işini burada ben yapabilir hale geldim ekiple beraber. O yüzden büyümenin daha hızlı olduğu bir şirket yönetmeyi Foriba'ya göre daha kontrollü risk alarak VigoPara'da iyi yaptığımızı düşünüyorum ekosistemden çok daha fazla faydalanabildiğimiz bir dönemdeydik. Hem geçmiş bir exit'in oluyor olması hem bunca zaman çok güçlü networkler kurmuş olmamız, çok iyi yatırımcılarımızı gerçekten bu işe angaje edebilmiş olmamız bence Figo'da doğru yaptığımız işler oldu. Bu aslında hep yatırım yaptığımız şirketlerde de konuştuğumuz bir kurgu. Ekip çok önemli, ekip çok önemli. Ben çok şanslı bir girişimciyim. Çünkü gerçekten sevdiğim insanlarla başarılı bir yolculuk tamamladım. Şu an ondan daha başarılı giden yeni bir yolculuğun içerisindeyim. Her şeyi beraber yapıyorsunuz gerçekten. Ben böyle özel hayat ve iş hayatındaki arkadaşlıklarını beraber yaşamanın hep bugüne kadar avantajını gördüm. Bugüne kadar hiç yanılmadım. Beraber çalıştığımız ekiple gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Ama aynı zamanda da gerçekten sosyal hayatta da sürekli beraberiz. Bu Bence bizi besliyor, hepimizi besliyor. Hepimiz çok gerçekten motive bir şekilde iş yapıyoruz. Doğru insanlar bir araya gelip bence çözemeyeceği hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. O yüzden çok şanslı bir girişimciyim. Tüm bu yolculuğumda herhalde en yeni beraber çalışmaya başladığım arkadaşım 7 seneliktir. Uzun zamandır beraber çalıştığımız için birbirimizin ne hatalar yapabileceğini çok iyi biliyoruz, birbirimizin güçlü zayıf yerlerini çok iyi biliyoruz. Bir şey söylememize ihtiyaç kalmadan aksiyon alabiliyoruz. Bu bence o girişimlerdeki özellikle şu an Figo para gibi erken aşama hızlı büyüyen bir girişim için çok çok kritik. Vakit kaybetmememiz gerekiyor gerçekten koşabilmek için. Ee, o yüzden keyifli. Motivasyon ya biraz önce söylediğim gibi pozitif bir ekibiz. Bence bu şirket kültüründe de çok kritik bir konu yani herkes gerçekten pozitifse şirket pozitif olabiliyor. Herkes gerçekten çok çalışmayı seviyorsa çok çalışan hızlı büyüyen bir şirket ortaya çıkarabiliyorsunuz. Ee, o yüzden en önemli şey takıma kattığınız insanlar. Ee, ben motivasyonumu nasıl sağlıyorum? Ben çalışmayı çok seviyorum. Gerçekten seviyorum. Hafta sonu full ile beraberdik ve bunu konuştuk tam olarak. Yani senin çalışman gerekiyor. Emeklilikle ilgili konuştuk çünkü. Hiçbir öyle planım yok hayatımda. Yani şu zaman çalışmayı bırakırım planım yok. Çünkü beni en çok besleyen şey çalışmak. Bu arada çalışmak derken 7-24 bilgisayar başında bir şey yapmak değil. Sürekli besleniyorum. Sürekli yeni insanlarla tanışıyorum. Sürekli ekiple beraberim. Bence o beni besliyor ve o beni motive tutuyor. Sürekli bir derdin olması çok beni motive tutuyor. Yani yeni bir şey çözüyor olmak. Yeni bir problem bulmak. O problemin üzerine gidiyor olmak. E Ekipteki herkes öyle olunca da o motivasyon, o moral düştüğünüz zamanlarda yukarı çekiyor. Bazen ben düşüyorum, işte Bulut beni kaldırıyor. Bazen Arman düşüyor, ben onu kaldırıyorum. İyi bir ekibiz. o moral, motivasyon herkes birbirini ittirerek sağlanıyor diye düşünüyorum. Gerçekten 24 saat yani ama kimseye yetmiyor yani bir tek bana yetiyor öyle bir problem var. E, i̇şe yetmiyor, eve yetmiyor, kızlara yetmiyor, arkadaşlarıma yetmiyor. Bir tek bana yetiyor 24 saatim. Öyle bir durumum var. Kesinlikle düşünüyorum. Endeavor'da hep söylediğimiz bir şey var. O ülkedeki gerçekten kalkınmayı sağlayabilmek için rol modelleri ortaya çıkartmamız lazım. Biraz önce de söyledim. Eğer biz gerçekten ülkenin geleceğine yatırım yapacaksak bu girişimcilerle olacak. Ve girişimcileri de özendirebilmek için... Daha fazla rol modele, başarılı rol modele ihtiyacımız var. Bizim bu ülkeden daha fazla Fırat, daha fazla Nevzat, daha fazla Barbaros, daha fazla Hande çıkartmamız, daha fazla Başak çıkartmamız gerekiyor. O yüzden bu rolü, yani en azından belli bir başarıyı kazanmış, Türkiye'de işini kurmuş, burada yapmış, globalde yapmış, egzit etmiş girişimcilerin bence ülkeye daha fazla katkı verebilmesi için bunu çıkıp anlatması gerekiyor. Bence başarı ve gençlere ilham olacak konu tamamen burada. Türkiye'deki bir girişimci kendisine Bill Gates'i değil Türkiye'deki örnek bir rol modelle daha bence kültürel olarak da daha rahat bağdaşabilecekler. O yüzden evet bence girişimcilere başarılı girişimcilere çok iş düşüyor. Ahmet Bilgen, ortağım, eski patronum, şimdi ortağım. Ahmet ilk onunla çalışmaya başladığımda bir şey söylemişti. Koray tekkeyi bekleyen çorbayı içer demişti. 22 senedir beraberiz, 22 senedir. Çok düştük, çok kalktık ama hep beraber, yan yana olmayı başardık. Bugün hala yanımda, umarım yarın da hala yanımda olmaya devam ediyor olacak. Gerçekten bu yolculuklar çok uzun yolculuklar. Böyle bugün şirketi kurdum, seneye yatırım aldım, iki seneye zengin oldum, egzit edeceğim değil. Bence yolculuğun kendisi çok değerli. Ve beraberce o yolculukta yürüyebileceğiniz insanlarla olduğunuz sürece çok keyifli geçiyor hepsi. bence etraflarındaki onlara değer katabilecek insanlara daha fazla vakit geçirmeleri gerekiyor. Çünkü bu hep olacak, inişler olacak. Belki bizim ülkemizde dışarıdakilere göre daha fazla kriz lafını duyuyoruz. Ama ülkenin krizi olmasa bile işin sürekli krizi var. Yani her sabah uyandığınızda yeni bir problem çözmeniz gerekiyor. E, o yüzden doğru insanları etraflarında tutsunlar. Doğru danışmanlar, doğru mentorlar bulsunlar. Doğru organizasyonların içerisine yer alsınlar. Ve bir şekilde yolculuğun kendisinden bence keyif alsınlar. Yani ben bu sene sonunda bu olacağım değil, o bu seneyi geçirirken ki o andan keyif aldıklarında bence yolculuğun gidişi çok daha kolay ve çok daha zevkli olacak herkes için. Bence bir kere isteyerek başlamak gerekiyor. Bir şeyleri yapmak istemek. Yani bu stajyer olarak girdiğim şirkette her şeye salça oluyordum. Bugün benim ekibimde stajyer olarak, çalışan ve gerçekten her şeye ulaşmak isteyen her işi görmek tatmak isteyen e, arkadaşlarımın gelecekte benden çok daha iyi girişimci olacağını çok farkındayım. Bence o başarıya bilgiye öğrenmeye aç olan girişimciler e, sürüden ayrılacaklar. E, bu işi sadece bir spor olarak yapanlar da belki para kazanacaklar belki yolculuktan keyif alacaklar ama çabalayan insanlar sürüden kendini ayırmak isteyen girişimciler, Başarıyla bence bu yolculuklarını sürdürmeye devam edecekler. Bence girişimcinin ve takımın ne kadar probleme inandığını ve o problem etrafında ne kadar derinlemesine çalıştığını çok anlamaya çalışıyorum. En nefret ettiğim şey bizim rakibimiz yok diyen girişimciler. Yani o kelimeyi duyduktan sonra hemen masadan kalkıp daha fazla vakit harcamak istemiyorum bu konuyla ilgili. İkincisi gerçekten o problemi o ürün doğru çözüyor mu? Gerçekten o girişimci bu problemi çözebilecek bir takıma sahip mi? Öyle bir pazar var mı? O pazarda bugüne kadar yaptıkları, kendilerinden ne verdikleri, gerçekten kendinden bir şey koymuş ve o probleme inanıyorsa bir girişimci bir şekilde başarılı oluyor. Ama kendini gerçekten vermemiş, zamanını, parasını, emeğini o fikir için harcamamış bir girişimcinin de yatırım alarak büyüyebileceğine çok inanmıyorum. O yüzden belli bir dönem bootstrap etmek, belli bir dönem gerçekten işte bir profesyonel olarak bir yerde çalışıyorsa zamanını, hafta sonunu, akşamını, gecesini bu işe ayırmış bir girişimci bence sürüden çok daha iyi ayrılıyor ve başarılı oluyor. Ee, geçmiş kariyeri gerçekten önemli. Ee, yani ben üniversiteden yeni mezun oldum deyip yatırım yaptığım girişimler de var. Ama büyük çoğunluğuna baktığımda o problem etrafında geçmiş bir tecrübeye sahip insanlar oluyor. Çünkü o problemi yaşamış insanlar, o problemi gerçekten gören insanlar o problemi çözecek doğru girişimleri hayata geçirebiliyorlar. En çok baktıklarım bunlar. Ondan sonra tabii ki rakamlar vesaire ama rakama bakıp yatırım yaptığım çok az. Kendi adıma söyleyebileceğim en doğru şey o. Türkiye girişimcilik sistemini tamamen under value görüyorum. Yani olması gereken değerin çok altında değerlenen bir ekosistem ve ülke olarak görüyorum maalesef çok iyi girişimciler var. Bence dayanıklılığı en yüksek girişimci ekosistemi Türkiye'de. Yaşadıklarımız ve buradaki e, ortam içerisinde çözdüğümüz problemler dünyanın başka ülkelerinde konuştuğumuz girişimcilere göre e, onların problemleri gerçekten birinci dünya problemi. Bizim çözmeye çalıştığımız problemler ve içinde yaşadığımız problemler bambaşka çeviklikler katıyor. E, o yüzden Türkiye'den çok iyi girişimciler çıkıyor yani. Hem Endeavor'daki girişimcilerimiz hem de Türkiye ekosistemindeki başarılı girişimler, girişimciler gerçekten çok etkileyici. Ben her zaman Türkiye'ye inandım. Bizim ekosistemimizin tamamı buraya çok inanıyor. Beraber başarma kültüründe çok iyiyiz. Krizleri yönetme konusunda çok dayanıklıyız. O yüzden değerimizin düşük olması dışında bence çok çok iyi bir yer Türkiye ye girişim kurmak için. Bu ortamın bence hep konuşuyoruz en büyük katkısı daha fazla globale odaklanan şirket çıkarıyoruz. Çünkü Türkiye nüfusa baktığımızda çok güzel. 80 küsür milyon insan yaşıyor burada. Ama o 80 milyonu hedefleyerek iş yapma maalesef bir yerden sonra uyuşturucu etkisi yapıyor. Evet ben Türkiye'ye iş yapmalıyım. Tek başına Türkiye'de olup sadece Türkiye'de iş yapıp unicorn olmak mümkün. Ama birçok girişimimiz için bence global düşünmek çok daha kritik. Son dönemdeki yaşadıklarımız bence bu konuda pozitif bir etki bırakıyor. Türkiye'deki birçok girişimci işlerini yaparken mümkün olduğu kadar global düşünmeye hatta globalde başlamaya özen göstererek gidiyor. Yine işin pozitif tarafından baktım ama buna çok inanıyorum. Ne kadar çok global girişim çıkarabilirsek bence ülkenin kalkınması ve ülkenin geleceğini biz girişimciler kurtaracağız. Buna çok inanıyorum. Ya Türkiye'de tabii ki oyun bir numara. Yani gerçekten bugüne kadar çıkan hikayeler, bu kadar fazla oyun şirketinin sürekli kuruluyor olması iyi yatırımlar alıyor olması çok başarılı işler çıkıyor olması Bence oyun konusunda dünyadaki gerçekten en önde gelen ülkelerden bir tanesiyiz kendi içinde olduğum sektör fintech Türkiye'de gerçek çok gerçekten çok iyi bankalar Türkiye'de oldukça dijital anlamda güçlüler yetenekleri de çok iyi ama diğer taraftan da bu ekosistemden çok iyi fintechler çıkıyor İZİKO i̇şte çok güzel örneklerden bir tanesi. Ekosistem ee, içerisinde bunu başaran çok iyi girişimler var. Ve bunların bence önümüzdeki dönemde globalde daha başarılı oldukları hikayeleri duymaya devam ediyor olacağız. Türkiye bence finansal teknoloji anlamında da çok iyi bir test biraz. Burada ne kadar çok şey tecrübe edilsek bu zor regülatif ortamda, dünyada çok daha kolay iş yapılabilecek, çok daha hızlı lisans alınabilecek bir sürü ülkeye de replike edilebilir. O yüzden fintechler için de bence Türkiye büyük avantaj. B2C'de çok başarılı işler yaptık e, Türkiye'de. Bence bu taraf biraz daha doygunluğa geliyor ama yanına gelebilecek işte tarım teknolojileri konusunda, eğitim teknolojileri konusunda inanılmaz fırsatlar var. Çünkü o ilk büyümeyi burada yapıp globale çıkarabilecek kadar yeterli bir baz var Türkiye'de. E, heyecanlı günler bizi bekliyor bence. Bence biz ne kadar iyi girişimler çıkarırsak, ne kadar fazla kaynağı Türkiye'ye getirirsek, ne kadar güçlü bence şirketler, girişimler, startuplar kurarsak tersine beyin göçünün çok mümkün olduğunu düşünüyorum. Görüyoruz da, bizim ekibimizde biliyoruz, farklı başarılı girişimlerde görüyoruz. Dünyanın başka bir köşesinde gitmiş, başarılı işler yapmış ama buradaki bir girişimin, güçlü bir girişimin gel benimle çalış deyip ikna ettiği çok iyi yetenekler var. Bence bunların sayısı artacak. Ama bunu arttırabilmek için bize, bizim bence girişimci olarak doğru ortamı hazırlamamız lazım. E, maalesef e, bugünün Türkiye'sinin şartlarında, bugünün e, ekonomik gücünde e, sıradan şirketlerin bu yetenekleri buraya getirme imkanı yok. Ya da eski ekonominin o yetenekleri gelin benim için çalışın dedirtmeye imkanı yok. Ama bizler o yetenekleri hisse vererek, hayalimizi beraber ortak ederek, beraber yürüyerek bence ikna edebiliyoruz. O yüzden de bu tersine beyin göçü belli sektörlerde, belli işlerde kesinlikle olacak. Umutsuza kapıldığım çok oldu ama exitten sonra bence çok konforlu bir girişimcilik yapıyorum şu an ben. Düştüğüm zamanlarda hep etrafımda beni kaldıran birileri vardı. Ailem vardı, arkadaşlarım vardı, ortaklarım vardı, yatırımcılarım vardı. O yüzden şanslı bir girişimciydim. Bugün daha da şanslıyım. Çünkü en azından finansal anlamda özgürüm. Bugün ne bir yatırımcıma, ne bir iş ortağıma, hiçbir kimseye muhtaç olmadan gerçekten iş iyi olsun diye çaba sarf edebiliyorum. Bence bu çok büyük bir konfor. Ama bu kararı vermek çok zordu. Yani biz 2019 Ağustos'ta şirkette eksistettik. Ben 2020 Şubat'ta Figo Paraya başladım. O aradaki 6 ay hem bir yandan... Çok konforlusun, bankada param var, ee, çok rahat bir private equity'nin yönettiği bir şirkette yöneticisin. Ölene kadar, emekli olana kadar orada oturup e, o tempoda çalışmayı tercih edebilirsin. Hiç çalışmamayı tercih edebilirsin. Ama biraz önce söyledim, ben çalışmaktan gerçekten keyif alıyorum. E, o yüzden de beni bu ayakta tutuyor, beni bu motive tutuyor. O problemi çözmek, o düştüğümüz yerden ders alarak kalkıp yürümeye devam edebilmek, ekibi düştüğü yerden kaldırıp hep beraber yürüyebilmek bence çok değerli. O yüzden iyiyim ya böyle. Şunu hepimiz biliyoruz bence bizi neyi beklediğini kimse bilmiyor. Ee, o yüzden ona dertlenmektense ne olursa olsun bizim yaşımıza geldiklerinde keyif alacakları bence bir iş yapsınlar. Bu girişimcilikse girişimcilik, sanatsa sanat, mühendislikse mühendislik. Ama keyif alacakları konuyu bulmalarını ümit ediyorum. Tek benim hani kızlarımla ilgili kaygım o. Gerçekten deneyebilsinler. Gerçekten o bilince sahip olsun. O farkındalığa sahip olsunlar. Ve o gün geldiğinde üniversiteden mezun olduklarında üniversiteye gidip gitmeme kararlarında yani en çok tartışmış konulardan bir tanesi o üniversiteye gerek var mı? Belki de olmayacak. O yüzden o yolculuklarını bulabilecekleri yeteneklere ve farkındalığa sahip olsunlar. En büyük isteğim o. Umarım onu başarabiliriz yani. Hiç korkmadım yani. Tabii ki kaos var yani kaos her zaman var, her zaman olacak. Exit'ten sonra birçok arkadaşım, ya Türkiye'den gidersin herhalde, yurt dışına yerleşirsin dedi. Çok iyiyim burada, çok rahatım burada yani. Bütün dostlarım burada, arkadaşlarım burada. Nerede ne yiyeceğimi biliyorum. Nerede gecenin bir yarısı ne yapabileceğimi biliyorum. Çok konforluyum yani ülkede. Evet bir sürü kaosla yaşıyoruz. Ee, ama hiç gelecekle ilgili kaygım olmadı. ISP, ilk ISP Amman. Ee, anlatıyorum bunu. E, ee, Selcan bizim panelistlerimizden bir tanesiydi. Ee, PayPal mafyadan. Yani e, PayPal'ın ilk yanılmıyorsam 9-10 çalışanından bir tanesi. Ve HR'ın başında. Sel'le biz bir akşam önce o Welcome Cocktail'de böyle Icebreaker'da tanıştık kendini şöyle tanıttı. Ben Elon Musk'ı kovup yerine Peter Thiel'i getiren adamım. Önünüzü ilikliyorsunuz karşısında. Ve ikinci gün panelde sabah ben şirketi anlatmaya başladım. Beşinci dakika bir dakika Koray dedi. En son dedi kimi kovdun? Ben şirkete genel müdür oldu zaten iki ay olmuş. Dedim ki ben böyle bir üç beş saniye durdum. Dedi ki senden ne Endeavor girişimcisi olur ne de senden CEO olur dedi. Ve benim böyle gözüm karardı. Ondan sonra 55 dakika nasıl geçti hiç hatırlamıyorum. Ama panel iyi geçmiş ki herkes 6'da 6 ile biz Endeavor girişimcisi seçildik. Sonra döndükten sonra İstanbul'a e, pazartesi günü CFO ile yolları ayırdım. Yani SEL'den aldığım o bilgiyle yapmam gereken konuyu e, gerçekten yaptım. Uzun zamandır da belki kendi kendime yapmamam gereken, yapmadığını düşündüğüm için telkin ettiğim bir konuydu. Hiç unutmadığım şey bu, ilk ISP günü. Endeavor'a 2015'te Amman'da seçildik. Herhalde hemen hemen her konuşmamda anlatıyorum oradaki tecrübelerimi. Ben Endeavor'ın ne olduğunu ISP'ye gittiğimde anladım. O zamana kadar bir şeyler var, bana rapor hazırlatıyorlar, ben nereye gidiyorum. Böyle tam bir toz bulutuydu benim için. Ama Amman'a gidip ISP'de o jürinin karşısına geçip o sorularla karşılaşınca bir dakika ya ve oradaki insanları görünce yani dünyanın en iyileri Amman'daydı. ya yani Amman küçük bir yerden bahsediyoruz ve Endeavor'ın ne kadar güçlü bir organizasyon olduğunu ilk kez orada anladım. O zamanki rolüm o zaman daha girişimci kelimesinin bile tam altını dolduramayacak bir koray vardı. Şanslıydım. Etrafımda girişimciler vardı. Bugün baktığımda etrafımdaki iyi girişimci dostlarımın hepsiyle ben Endeavor'da tanışmışım. Ya bir Endeavor'un etkinliğinde tanışmışım ya Endeavor'da beraber bir organizasyona gitmişim. Ama iyi dostlarımın çoğu Endeavor vasıtasıyla hayatıma girmiş dostlarım. O yüzden Endeavor'ın bende bambaşka bir yeri var. E, bugün geldiğim yerde evet Endeavor'ın yönetim kurulu üyesiyim. İkinci kez Endeavor girişimcisiyim. E, Endeavor ekosistemindeki birçok girişime farklı katkılar sunabiliyorum. Yani önceden kendi tecrübelerimi paylaşabilirken bugün tecrübelerimin yanında network'üm çok daha iyi. Network'ümle onlara destek olabiliyorum. E, yatırım yaptığım fonlar onlara yatırım yapmasını sağlayabiliyorum. Kendim yatırım yapabiliyorum. O yüzden o ilk girişimcinin birbirine destek olduğu dünyam vardı 2015'te. E, bugün 2022'ye geldiğimizde e, sadece bir girişimci olarak tecrübelerini paylaşan değil, farklı yeteneklerimle, farklı elimdeki becerilerle girişimcilere destek olmaya çalışıyorum. Endeavor bir alet çantası. Kesinlikle buna inanıyorum. Girişimciler olarak özellikle Endeavor girişimcileri ya da işte programlarımıza katılan girişimcilerin gelip buradan gerçekten ihtiyacı olan şeyi söküp alması gerekiyor. Bu bence en kritik e, girişimciye düşen taraf. E, Endeavor'ın etinden, sütünden, her şeyinden faydalanmış bir girişimciyim ben. E, bir önceki işimizde ilk ofisimizi İtalya'da açtık. İtalya ofisinin bize açtığı kapılar inanılmazdı. Kendimi geliştirmek için Endeavor'ın ekosisteminden inanılmaz faydalandım. Yatırım alırken Endeavor hep yanımdaydı. Dünya Bankası ile bizi tanıştıran Endeavor'dı. ve Dünya Bankası gelip IFC Foriba'ya yatırım yaptı. Bugün hala içeride ortak Figo Para'da yatırım yapmaya devam ediyor. Dubai ofisini açıyoruz dedim. Geçtiğimiz hafta Dubai'deydim. Ve Dubai Board'undan 3 kişiyle birebir toplantı yaptım. Ve sağ olsun ekip yani bir hafta gibi kısa bir sürede e, düşünün Türkiye'deki board'dan 3 kişiyle Dubai'den bir girişimci geliyor ve konuşmak istiyor. Bir haftada gerçek oldu. Gerçekten sınırsız bir kaynak var Endeavor'da. E, bu sadece maddi olarak değil, network olarak da, tecrübe olarak da. Ve en çok beni besleyen şey Endeavor'ın organizasyonlarına gittiğimde benim gibi girişimcilerle beraber olmak oluyor. Yani dünyanın başka bir köşesinde Meksika'da bizim yaptığımız işi yapan, benim yaşadığım problemleri yaşayan girişimcilerle bir araya, bir araya geldiğinde dünyada yalnız olmadığını hissediyorsun hep bu Türkiye'de ya burada girişim yapmak çok zor, Türkiye zor bir pazar. Her yer zor. Yani hiçbir yer kolay değil. Bence onu normalleştirme ve seni bir yere çekme konusunda e, Endeavor'ın o global ekosistemi seni doğru bir yere koyuyor. Bir dakika ya, yalnız değilsin. Dünyada başka girişimciler de seninle aynı problemi yaşıyor. Bak senin yaptığını yapan işte Endonezya'daki bir girişimci de burada. Onun yaşadığı problemleri görüyorsun. Onun iş fikrinden besleniyorsun ve bu kadar hızlı birkaç gün içerisinde böyle hep böyle derler ya heybeni doldurup çıkıyorsun bir etkinlikten. Endeavor'ın her etkinliği öyle. Gerçekten eğer beslenmek istiyorsan bir girişimci olarak beslenebileceğin yer Endeavor. Alet çantası. İyi ki doğdun Endeavor. İyi ki bu kadar uzun yolculuğumda benim yanımdaydın. Seni çok seviyorum.